Gazze şeridini hava saldırılarıyla hedef aldı İsrail ve 10'u çocuk, 28 Filistinli hayatını kaybetti. 152 Filistinli de yaralandı. Filistin Başbakanı Eşteyye, İsrail'in insanlık suçu işlediğini söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise saldırıları arttıracaklarını açıkladı. İsrail terörü kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. İsrail abluka altındaki Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldırdı. Çocuk, kadın, yaşlı demeden sivilleri hedef aldı. Saldırıya uğrayan bölgelerde binalar boşaltıldı. Çocuklarını kucaklayan anneler, babalar bombalardan kaçmaya çalıştı. Yaşanan korku ve panik kameralara böyle yansıdı. İsrail, Deir el-Belah kentinde bir okulu da vurdu. Okulda büyük hasar oluştu. İsrail zulmü bununla da sınırlı kalmadı. Gazze'deki insan geçişinin yapıldığı Beit Hanun sınır kapısının ardından tek ticaret sınır kapısı olan Kerem Ebu Salim de kapatıldı. Sınır kapılarının kapatılmasının 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze'de ciddi insani sıkıntılara yol açmasından endişe ediliyor. Filistin Başbakanı Muhammed Eşteyye, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıyla insanlık suçu işlediğini söyledi. Saldırıları durdurmak için yoğun bir diplomasi yürüttüklerini belirtti. Hamas'tan bombalamaya karşı bombalama denkleminden geri adım atmayacağız açıklaması geldi. Hamas sözcüsü Fevzi Berhom, Filistin direnişi güçlü ve doğrudan yanıt verilmesi sorumluluğunu üzerine aldı ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise zulmün devam edeceğini açıkça dile getirdi. Gazze'ye saldırılarımızın yoğunluğunu ve sıklığını artıracağız dedi.